Bom tüm dünya. Philip Capital sunar. Evet efendim, Stüdyo New York programıyla devam ediyoruz. Taba Amçem Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sanlı bizimle efendim. Süleyman Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar diliyorum. Kurban. İyi akşamlar Süleyman Bey. Şimdi efendim, ilk olarak isterseniz Birleşmiş Milletler Zirvesi'ni konuşalım. 22-28 Eylül tarihleri arasında başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da orada olacak aynı zamanda. Sizler de büyük ihtimalle gideceksiniz. Orada neler bekliyorsunuz ticaret tarafından özellikle? Ne gibi görüşmeler bekliyorsunuz efendim? Tuba'nın Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin olduğu Eylül haftasında mutlaka zaten aslında dünyanın gözü New York'ta oldu. Aşağı yukarı tüm lobiler de orada. Özellikle organizasyonlar ve paneller gerçekleşiyor. Bu kapsamda bizler de yarın hareket ediyoruz. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eyalet temsilcilerimiz de pazar günü itibariyle bütün organizasyonlarda yer alacağız Taba Amçem olarak da. Tabii oradaki en büyük maksadımız, muradımız oradaki Amerikan Türk toplumunun ticaret bazlı sıkıntılarını dinlemek ve bu noktada yapılabilecek çözümlemeleri ilerletmek ve bunun yanı sıra Türk diasporasının reorganizasyonu konusunda yapılacak olan çalışmalara da iştirak etmek ve katılmak. Ve çok güzel buluşmalar gerçekleşiyor. Çok güzel işbirlikleri gelişiyor. Aşağı yukarı Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen her eyaletinden birçok önemli iş insanı da akıyor. Burada tabii ki önemli kurumlarımızın organizasyonları da olacak. Bizler de oralarda olacağız. Bu noktada da özellikle Amerikan Türk toplumunun birçok ekonomik veya ticari noktalarda nasıl işbirliklerini karşılıklı geliştirebiliriz? Eyalet bazlı girişler, yatırım girişlerini nasıl gerçekleştirebiliriz? Oradaki son gelişmeler neler? Türkiye ile ilgili, ülkemizle ilgili, Türkiye sevdası ile ilgili neler yapabiliriz bu noktada? Tabii ticari lobi de bunun altını dolduruyor. Evet efendim, diğer taraftan Süleyman Bey, baktığımızda yine ABD ile alakalı ticaret diplomasisinin haricinde diaspora ile alakalı da temaslarda bulunacaksınızdır herhalde. Bununla alakalı ne gibi gelişmeler bekliyorsunuz efendim? Aşağı yukarı eyaletlerimizin birçoğundan DİTİK temsilcileri, yani Dünya Türk İş Konseyi temsilcileri, Taba Amçem'in eyalet temsilcileri, oradaki önemli Türk iş insanlarımız, TASK, MÜSİAD, çok farklı kuruluşlarımızın bir araya gelebileceği organizasyonlarda bu noktada asgari müştereklerde nasıl birlikte hareket edebiliriz? Bunlarla ilgili paneller, oturumlar ve hepimiz bir araya geleceğiz. Daha fazla sıkı ilişkilerde bulunmak üzere. Ve bu noktada özellikle zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan şu anda 700 bin civarında Türk var. Buradaki bu vizyon son dönemde artık sadece Türk vatandaşı olan Türkler değil, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olan ülkelerimizin de vatandaşı olan Türkler ve Türk kökenler. Bu anlamda bizim orada Türkiye karşıtı lobilerde daha fazla direnç gösterilmesi ve Türkiye menfaatlerini ve Türk-Amerikan ilişkilerinin daha sağlıklı ilişki zeminine taşınması noktasında da bu konularda bir işbirliği, hep beraber bir birlikte hareket etme, birlik beraberlik içerisinde hareket etme kültürüyle İlerleme noktasında yaklaşımlarımız olacak. Zaten geçmişten gelen bu raporlamalarımız da bu yönde. Biz birlikte güçlüyüz. Birlik beraberlik içerisinde hareket ettikçe, asgari müştereklerde bulundukça, hassasiyetlerle ilerledikçe her zaman daha ileriye doğru gidiyoruz. Zaten baktığımızda Amerika ile olan ticaretimizde artışlar gözüküyor. Üstelik herhangi bir serbest ticaret anlaşması, bir tavizli vergi anlaşması veya herhangi bir konuda ilerleme olmamasına rağmen. Bir diğer arayışımız, malumunuz olduğu üzere Türkiye'de reel sektörlerin finansa erişimi noktasında çok büyük sıkıntılar var. Amerikalı fon kuruluşlarıyla, Amerikan Exim Bankı'yla ve bunun bağlantılarıyla da görüşmelerimiz olacak. Türkiye'deki reel sektörlerimizin Amerikalı fon şirketlerinin doğrudan
nasıl ulaşabilir, finansal ulaşımını sağlamak üzere bir iş planlarımız geliştiriyoruz. Yeni kanallar açılıyor. Bunun temsilcileriyle görüşeceğiz. Önemli finans kuruluşlarının da temsilcileriyle görüşeceğiz. Mesela Amerikan Exim Bank yeni bir model başlattı. Türkiye'de yapılan, Türkiye'den Amerika'ya yapılan ihracatın ve Amerika'dan yapılan ithalatların tamamını kendileri bir değerliyorlar ve fonlamaya başladılar. Bununla ilgili örnek çalışmalar da yaptık. Önemli TABA ÖMÇEM üyeleri de bundan istifade etmeye başladı. Şu anda reel sektörümüzün en önemli konusu finansal erişim noktasında da bazı çözümlemeler arayacağız ve bunu araştıracağız. Türkiye'nin mal gruplarına olan vergilendirme genelleştirilmiş tercihler sisteminden çıkarılmamız nedeniyle yaklaşık bir 980 kalemde Türkiye rekabetçilikten düşmüştü Amerika Birleşik Devletleri'nde. Genelleştirilmiş tercihler sistemi, demir çelik alüminyum sektöründe yaşanan konular ve bunlarla ilgili tüm süreçleri de oradaki yetkililerle, Amerikalı dostlarla, muhataplarımızla ifade edeceğiz. Keza Chamber of Commerce her zaman, Amerikan Chamber of Commerce dünyada liberal ticareti savunur, banların kaldırılmasını savunur, ticarete engel tanınmamasını ve serbest ticaretin, malların serbest dolaşımının her daim ilerlemesini savunur. Ancak bu gümrük duvarların yükselmesi dünyada da pandemi öncesi ticaret savaşlarıyla başlayan süreçte geldiğimiz noktada da bütün ülkelerin birbirlerine gümrük duvarlarıyla ticareti engelleyen, liberal ekonomiye yakışmayan, liberal ticarete yakışmayan yaklaşımlar sergilendiğini gözlemliyoruz. Tabii burada en büyük etken dünyadaki bütün liberal ekonomideki ülkelerin Çin'in uyguladığı devlet kapitalizmi modeliyle mücadele edememe hadisesinden doğuyor. Aslında gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince geri kalan hemen hemen hepsi yanlış iliklenmeye başlandı. Dünyada serbest ticaretin yeniden hayata geçirilmesi için tedbirler alınması gerekiyor. Bununla ilgili yaklaşımlar söz konusu. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde günden güne artan bir korumacı politika var. Evet. Özellikle Çin'e karşı. Bu noktada da Türkiye reel sektörlerinin önünde fırsat pencereleri açılıyor. Bunları da orada arayışlarını yapacağız. Önemli sektörlerimiz hat başı gidiyor şu anda. Çok kritik giden sektörlerimiz var. Kimya sektörümüz, ambalaj sektörümüz, tekstil sektörümüzde hareketlenmeler var. 36 milyar dolarlara geldik ama bu hedefler daha yukarıya çok rahat taşınabilir. Evet Süleyman Bey, şimdi ben diğer taraftan Fed'in faizini takip ettik. Orada bir 50 bas puanlık faiz indirimine gitti ya. Burada mesela Türkiye ile arasındaki ticarette bir etki yaratır mı? Bir, ikincisi şimdi bu faiz indirimine gittikten sonra biliyorsunuz zaten Kamala Harris medya tarafına yakın bir isim. Tabii ki bu faiz indirimi de yapılınca kendisinin ismi daha çok duyulmaya başlandı. Hatta ABD medyalarında direkt söylendi, yoksa Harris mi geliyor diye seçimler için. Bir de orada mesela şimdi Trump gelirse ne olacağını biraz kestirebiliyoruz belki ama Kamala Harris gelirse mesela ticaretimizde bir değişiklik olur mu? Ne gibi mesela gelişmeler bekliyoruz? Şimdi tabii ki Başkan Biden döneminde ilk seçildiğinde hatırlarsanız Tuğba Hanım bundan yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'ye yönelik seçim konuşmalarında verilen bazı taraflardan ötürü bizim sıkıntılarımızın artacağı yönünde bir beklenti söz konusuydu ama biz Başkan Biden döneminde aşağı yukarı hemen hemen hiçbir sektörde, hiçbir ekonomik anlamda herhangi bir ticari engelle, yeni bir engelle karşılaşmadık. Hatta bu arada eski engeller de kaldırılmadı. Ya bu eski engellerin kaldırılması yönünde de girişimler de yapılmadı. Hı hı. Tabii ki bu ticaret diplomasisini arttırırken mutlak surette Türkiye ile Amerika arasındaki işbirliğini güçlendirecek nitelikli adımlar atılıyor. Çünkü dünya da çok farklı yerlerde, örneğin Afrika'da, Asya'da çok farklı gelişmeler var. Türkiye ile Amerika arasında sadece yaşadığımız coğrafyadaki ezberlerle hareket etmeyerek yeni açılımlarda, Afrika ve Asya açılımlarında da ortak çıkarlar doğrultusunda hareket edebileceğimiz yeni başlıklar oluşturduğumuzda mutlak surette bunun ticaretimize de yansımalarını gözlemliyoruz. İşte bir diğer husus kültürel etkileşim. Kültürel etkileşimi özellikle eyaletler bazında yaymamız gerekiyor. Türkiye'nin en fazla ticaretinin olduğu Almanya'da biliyorsunuz ciddi oranda Türk nüfusumuz var. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri ikinci sıraya yerleşmiş vaziyette Türkiye ihracatında. Üstelik Türkiye'nin ihracatında ilk beşe baktığımızda birinci sırada Almanya, ikinci sırada Amerika, üçüncü sırada Birleşik Krallık, dördüncü sırada İtalya geliyor. Ve Amerika hariç diğer tüm ülkelerle bir serbest ticaret anlaşması var.
Biz bu ticaretimizi şu anda yükseltmemizin en önemli nedeni Amerika'daki ölçek ekonomisi birinci sırada. İkinci sırada Türk ihracatçısının eyalet bazlı fırsatları değerlendirmeye başlamış olması ve oradaki lokalleşerek globalleşme stratejisi izlemeleri ve eyalet bazlı stratejilerle pazara girişler. Daha çok fason şekilde değil de kendi marka değerleriyle orada lojistik yerleri açarak ve üretimlerinin bir kısmını orada yaparak veya oradaki ilişkiler ağını güçlendirerek ilerliyoruz bu noktalarda. Hı hı. Seçimler yaklaşıyor. Seçimlerle ilgili tabii ki anketler de ortada. Fed'in faiz indirimi nasıl yansır? Fed'in faiz indiriminde aslında dünyadaki bütün merkez bankalarının gözü Fed'in bu kararındaydı. Doğru. Çünkü bu noktada ilk en fazla şahin kararları biliyorsunuz Avrupa Birliği Merkez Bankası almıştı. Ama Fed çok fazla bekledi, sabırla davrandı. Zaten Powell'ın, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarında da bu 17 evet. üye yaklaşık yıl sonuna kadar daha 3 indirim bekliyorlar. Kimisi beklemiyor. Oranlara baktığımızda belki yıl sonuna kadar bir 0.75 baz puanlık bir indirim daha söz konusu olabilir. Belki tek partide olmasa da 2 veya 3 partide olabilir beklentisi var. Ama önümüzdeki yıl 1.25'lik bir indirim de bekleniyor. Yani aslında buradaki en önemli şey hedef enflasyon. Hı hı. %2'lik enflasyonu hedeflemiş vaziyette. Şu an gelinen noktada 4.75-5 bandı halen faizler yüksek FED'de. Ve bu noktada Powell'ın en önemli açıklaması bu konularda sabırla davranıldığı zaman meyvelerini yemeye başladıklarını gözlemlediğini ifade ediyor ki keza Amerika'daki rakamlar da aslında baktığımızda bunu doğruluyor. Örneğin işsizlik maaşlarına başvuru bir veri. Evet. Örneğin toplu konut veya inşaatlar çünkü ülkenin ekonomisinin önemli bir kısmını inşaat da kapsıyor. Emlak konut satışları da kapsıyor. Üçüncüsü piyasada hissedilen enflasyon oranları, tüketici güven endeksleri gibi birçok veriye baktılar. Yani defalarca toplantılarda indirim beklendi biliyorsunuz. Ocaktan beri indirim bekleniyor. Geldik evet. Eylül ayına daha yeni bir 0.50'lik indirim oldu. Merkez bankaları bakar ama tahmin ediyoruz bizim merkez bankamız da ihtiyatlı davranır. Biraz daha bakmak gerekir diye görebilirler veya biz de indirebiliriz. Ama bu noktada Türkiye'de reel sektörün özellikle finansal ulaşımının bir yolunu bulmamız lazım, açmamız lazım. Mevcut oranlarla reel sektör gerçekten çok zorlanıyor. Evet. Efendim çok teşekkür ederim katılımınız ve değerlendirmeniz için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi akşamlar. Türk-Amerikan İş İnsanları Derneği Taba Emçem Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sanlı bizimleydi efendim. Teşekkür ediyoruz kendisine. Hemen bir haberimiz var. Onunla kapatacağız röportajımız. Papara Süpermassive CEO'su Bora Kocayiğit, Türkiye'de e-spor yatırımları, e-spor alanındaki çalışmalar ve gençlerin ilgisinin yanı sıra TESVED'in çalışmaları hakkında EkoTürk'e özel açıklamalarda bulundu. Dinleyelim. Öncelikle Papara Süpermassive'i sormak istiyorum. Hangi branşlarda faaliyet gösteriyor, bu yılı nasıl gösterdi, gelecek planları nelerdir? Papara Süpermassive 2015 yılında kurulmuş Türkiye'nin en köklü, en önemli e-spor kulüplerinden birisi. Sadece Türkiye'de değil, global anlamda da birçok dalda yarışıyor. Şu anda 5 branşta takımımız var. League of Legends, Valorant, NBA, PUBG Mobile ve Mobile League Legends, Bang Bang. Branşlarında oynuyoruz. Bu sene en başarılı branşımız League of Legends. Türkiye'de düzenlenen 3 tane turnuvayı da şampiyon olarak tamamladık. Ve bunun neticesinde EMEA'da Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandık. Orada çeyrek finale kadar yükseldik ama çeyrek finalde elendik. Valorant'ta ve diğer branşlarda da önümüzdeki sene büyük başarılar hedefliyoruz. Yeni branşlar kurma düşüncemiz var. Aynı zamanda Papara Süpermassive bünyesindeki takımlarımızın bazıları da milli takım temsiliyeti yapan oyunculardan kuruluyor. Dolayısıyla çok sayıda oyuncu, çok sayıda takımla birçok dalda yarışıyoruz. Madem siz yeni branşlar için adım atacağınızı dile getirdiniz, o zaman Türkiye'deki e-sporu da merak ediyoruz. Türkiye'de e-sporun gelişimi nedir? Özellikle genç kuşakların yoğun bir ilgisi var. Neler dersiniz? Türkiye'de e-spor çok potansiyel olan bir branş. Çünkü Türkiye'nin en önemli özelliği genç nüfus. Türkiye'deki genç nüfusun da teknolojiye, oyunlara, e-spora çok ciddi bir ilgisi var.
Dolayısıyla ben Türkiye'nin e-spor anlamında hem potansiyelini hem de geleceğini çok açık görüyorum. Tabii bu yönde yapılan birçok çalışma var. Bu çalışmalar da bu potansiyelin daha iyiye gitmesi anlamında da bizleri umutlandırıyor. Birçok Türk oyuncu artık Avrupa'nın ve dünyanın önde gelen takımlarında oynamaya başladılar. Nasıl ki futbolda, basketbolda iyi takımlarda oyuncularımız oynuyorsa e-sporda da çok iyi takımlarda, Avrupa takımlarında Türk oyuncular artık oynamaya, forma giymeye başladılar. Ve bu şu anda Türkiye'deki genç oyuncular için de çok önemli bir umut kapısı. Çünkü dünyanın iyi takımlarına gidebilmek için yol Türkiye'den geçiyor. Türkiye'de çok rekabetçi bir lig var, birkaç lig var ve bu liglerde oynayan oyuncular hem Türk takımlarını Avrupa'da daha ileri taşıyorlar hem de kendilerini buralarda gösterip daha sonra Avrupa arenasına açılma şansı buluyorlar. Dolayısıyla ben Türkiye Espor'un önünü çok açık görüyorum. Bir de sanırım Papara Süpermassive Akademisi söz konusu. Orada da genç oyuncular yetiştiriyor. Onun hakkında neler dersiniz? Tabii genç, demin söylediğim gibi Türkiye'deki en önemli varlık gençlerin yoğun nüfusu. Dolayısıyla bu gençlere yatırım yapıldığı takdirde bunun meyveleri de alınıyor. E-spor'da aynen diğer spor branşlarında olduğu gibi yetenekli sporcular olduğu takdirde siz başarılı olabilirsiniz. Ve biz bu sporcuları onlar artık olgunluğa eriştiklerinde değil de daha gençken, daha yolun başındayken tespit edip onlara yatırım yapmayı, onları yetiştirmeyi, onları geliştirmeyi amaçlıyoruz. Süpermassive Akademi'nin amacı bu. Burada amacımız yetenekli gençleri tespit etmek, bu gençleri Papara Süpermassive kültürüyle büyütmek ve onlara sadece e-sporculuğu değil, aynı zamanda iyi insanlığı, marka yönetimini, yabancı dil bilgisini daha genç yaşlarda aşılamak ve sonrasında olgunlaştıklarında da hem bizim takımımızda şampiyonluklara beraber ulaşmak, bizim takımımızda olmuyorsa da gidecekleri takımlarda Türkiye'yi ve yine Papara Süpermassive'i güzel bir şekilde temsil etmelerini sağlamak. Amacımız bu. Türkiye E-Spor Federasyonu seçimleri yaklaşıyor malumunuz. Federasyon çalışmaları hakkında da bilgi almak isteriz sizden. Tabii yani Türkiye'deki e-sporun gelişiminde bana göre Türkiye E-Spor Federasyonu'nun da katkısı yatsınamaz. 2018 yılından itibaren kurulmuş olan ama son yıl içerisinde bağımsızlığına kavuşan bir e-spor federasyonu söz konusu. Dolayısıyla son özellikle dönemde, pandemi sonrası dönemde e-spor federasyonunun e-spora inanılmaz katkıları oldu. Özellikle Türkiye'de neredeyse hiçbir spor müsabakası oynanamıyorken e-spor federasyonunun öncülüğünde gerek Riot Games'in gerek diğer oyun stüdyolarının oyunları yapılabilir oldu. Türkiye'de biliyorsunuz hepimiz Türk vatandaşıyız. Çok ciddi bir vize problemimiz var yurt dışına giderken. Özellikle turnuvalara ve şampiyonlara giden oyuncular maalesef takımlarımız birer takımda oynamalarına rağmen vize alamıyorlar. Ve Türkiye E-Spor Federasyonu'nun bu yönde çok ciddi katkıları oldu. Şu anda işte geçen hafta oynanan Valorant'ta Avrupa Şampiyonası'nda Ascension turnuvasında final oynayan takımımız Pacific Gripa Sport'la buraya katıldılar E-Spor Federasyonu'nun katkılarıyla. Yine şu anda Polonya Katowice'de bir PUBG Mobile Avrupa Şampiyonası oynanıyor. Buraya da giden takımlarımızın tamamı yine Gripa Sport'larla gittiler. Dolayısıyla TESFED sadece organizasyon, eğitim, planlama değil, aynı zamanda takımlarımızın yurt dışındaki turnuvalara, hak ettikleri turnuvalara gidebilmeleri anlamında da destek oluyor. Bunun yanı sıra eğitim alanında, hukuk alanında, regülasyonlar anlamında birçok çalışma var. Tabii son 1,5 yılda bağımsızlığını almış ve kendi kendine iş yapabilen, hareket edebilme özelliğini sağlayabilmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla ben başta başkanımız Sayın Alper Özdemir olmak üzere önümüzdeki dönemde de yine Türkiye e-sporuna katkılarının büyük bir artışla devam edeceğini düşünüyorum. Ve tekrar da kendilerine teşekkür ediyorum. Ben de TESFED'in üyesiyim, başkan vekiliyim orada. Dolayısıyla bütün takımlara, organizasyonlara TESFED'le çok açık bir şekilde iletişimde olmalarını ve yardım istemelerini, istedikleri durumda da muhakkak problemlerin çözüleceğini buradan da söylemek istiyorum. Son olarak bir de LogiPay Days gerçekleşti Paris'te. Orada farklı ürünler tanıtıldı. Burada da şimdi Papara Süpermassive'in salonunda tanıtımı yapılıyor. Onun hakkında neler dersiniz? Bu çok önemli. Çünkü Logitech e-spora en önem veren, en büyük katkı sağlayan markalardan biri. Söylediğiniz gibi Paris'te yeni bir ürün tanıtımı, lansmanı gerçekleştirdiler. Ve bugün bizim işte tesisimizde bu Türkiye lansmanı halloluyor, orada gerçekleşiyor. Ve birçok global yöneticisi firmanın burada. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu destek çok önemli. Niye önemli? Çünkü e-spor ekipmanla oynanan bir
spor dalı. Dolayısıyla buradaki ekipmanların işte oyuncu sağlığı için önemi, oyuncunun gelişimi için önemi çok büyük. Logitech de gerçekten buna çok önem veren bir şirket. Ve tabii Paris'ten sonra gelip Türkiye'de böyle bir etkinlik yapıyor olmaları onların da Türkiye e-sporuna vermiş oldukları önemi gösteriyor. Dolayısıyla buradan herkese teşekkür ediyorum. Evet efendim, Stüdyo New York programında sonuna geldik. Birazdan ana haberde Ali Çağatay sizlerle olacak. Hoşçakalın. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.